İlk uygulaması 2013-2014 öğretim yılında başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ortak sınavların 2016-2017 öğretim yılında da uygulanmasına devam edilecektir. Ortaokulların 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizin katılacağı ortak sınavların soruları 81 ilden gelen alan öğretmenleri tarafından büyük bir özen ve özveriyle öğrencilerin rahatlıkla cevaplayabileceği bir tarzda hazırlandı. Ortak sınavlar 1. dönemde 23-24 Kasım 2016'da, 2. dönemde ise 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Bu sınavlar saat 09, 10-10 ve 11-20'de olmak üzere 6 temel ders için gerçekleştirilecektir. 2 gün sürecek ortak sınavlar 1. gün Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden, 2. günse fen bilimleri, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükle yabancı dil derslerinden yapılacaktır. Bu sınavlar her bir ders için 40 dakika sürecektir. Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınavlarda A, B, C ve D olmak üzere 4 tür kitapçık verilecek. Ortak sınavların öncesinde okul müdürleri de okulda kayıtlı 8. sınıf öğrencilerine ait bilgileri e-okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırıp doğruluğunu ve güncelliğini kontrol edecek. Ayrıca ortak sınavlara girecek öğrenci ve velileri bilgilendirip onlara rehberlik edecektir. Ortak sınavlarda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak. Ortak sınavların yapılacağı okullarda sınav günleri ders yapılmayacak. Bu sınava girecek 8. sınıf öğrencileri sınav için ücret yatırmayacak. Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir. Her bir ders sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacak. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her bir ders sınavı başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde öğrenciler sınıflarından çıkmayacak. İlk 20 dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir. Sınav evrakının hazırlanıp sınavın yapılacağı okullara dağıtımına kadar geçen aşamalar şöyle olacak. Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğünde güvenlik tedbirleri alınarak hazırlanan sınav kutuları kapalı kasa kamyonlarla il, ilçe sınav merkezlerine teslim edilecektir. Sınav evrakının bulunduğu kutular İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kapalı bir alanda saklanacak. Sabah erkenden sınav kutularının sınavın yapılacağı okullara teslim edilmesi sağlanacaktır. Sınav evrakının il, ilçe, belde ve köylere nakledilmesi, saklanması ve korunması aşamalarında emniyet ve jandarma yetkilileri gerekli tedbirleri alacaktır. İllerde ve ilçelerde sınav evrakının bulunduğu kutuların okullara dağıtımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır. 1. gün oturumuna ait sınav evrakının bulunduğu sınav kutularının o gün içinde dağıtımı. 2. gün oturumuna ait evrakın bulunduğu sınav kutularının yine 2. gün içinde dağıtımı. Her bir sınav gününde 3 dersin sınavının tamamlanmasıyla kutuların kapatılması ve kilitlenmesi işlemlerinin hatasız bir şekilde yapılması. Kilitli kutuların içinden ders adlarının yazılı olduğu 3 farklı sınav güvenlik poşeti çıkacak. Örneğin, sınav yapılacak ders Türkçe ise, Türkçe dersine ait poşetten sınav yapılacak sınıf sayısı kadar alt poşetler çıkacak. Derslere ait sınav poşetleri, okul müdürlerinden tutanakla imza karşılığında teslim alındıktan sonra, görevli öğretmenler tarafından 20 kişilik sınıflara götürülecektir. Öğrenciler belirlenen sıra numarası ve sınıf düzenine göre sıraya oturduktan sonra sınavda görevli öğretmen sınavın başlangıç ve bitiş saatlerini tahtaya yazacak. Salon başkanı herkesin gözü önünde sınav poşetini açacaktır. Bilgilerini kontrol etmeleri için sınav görevlileri tarafından öğrencilere ait cevap kağıtları dağıtılacak. Sınav görevlisi öğretmen öğrencilere sınavla ilgili açıklamalarda bulunacak. Sınıf, öğrenci yoklama listesindeki bilgilerle öğrencilere ait cevap kağıtlarındaki bilgileri ve fotoğrafları gözden geçirecektir. A, B, C ve D olarak 4 türde hazırlanan soru kitapçıkları aynı türler arka arkaya gelmeyecek şekilde sınav oturma planına göre dağıtılacak. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçığını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığının değiştirilmesini isteyebilecektir.
Sınıfta görevli öğretmen, öğrencilere ait cevap kağıdını kontrol ederek kitapçık türünü doğru işaretlemelerini ve cevap kağıtlarını imzalamalarını sağlayacak. Daha sonra sınav başlamadan sesli bir şekilde sınav kitapçığı üzerindeki açıklamaları okuyacaktır. Sınıfta görevli öğretmen, sınav poşeti içerisinden çıkan sınıf oturma düzeni formunu doldurarak her ders sınavı tamamlandıktan sonra diğer sınav evrakıyla birlikte sınav güvenlik poşetine koyacaktır. Sınav, yurt içi ve yurt dışı sınav salonlarında aynı anda başlayacaktır. Sınavda görevli öğretmen, sınav bitimine 15 dakika, 10 dakika ve 5 dakika kala süreyi hatırlatacak. Sınav bitimine 5 dakika kala öğrencilere yerlerinden ayrılmamaları söylenecek ve görevli öğretmen tarafından öğrenci yoklama listesine imza attırılarak cevap kağıtları ve soru kitapçıkları toplanacaktır. Sınav görevlileri topladıkları evrakı sayıp kontrol ettikten sonra cevap kağıtlarını sınav güvenlik poşetine koyup kapatarak soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir. Bina sınav komisyonu sınıflardan gelen sınav güvenlik poşetlerini poşet sıra numarasına göre sıralayarak tekrar o derse ait güvenlik poşetine ve sonrasında sınav dönüş evrak kutularına koyarak diğer derse ait sınav için bekleyecek. Aynı gün içerisinde yapılan 3 derse ait ortak sınavlar tamamlandıktan sonra yine bina sınav komisyonu seri numaralı güvenlik kilidiyle kutuyu kapatıp görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.